açma kapama anahtarlarının takılması. Şimdi motorların ve ledlerin açma kapama anahtarlarını takacağız. Robotun arka tarafına birer santimetre genişliğinde iki damla sıcak silikon damlatıyoruz. Ama silikonun anahtarların sürgülerini engellememesine dikkat edin. Ayrıca anahtarların arasındaki kontakları da örtmemeli. Yapıştırırken anahtarın içine silikon da kaçmamalı, yoksa anahtar çalışmaz. Anahtarları yerine yapıştırdık. Silikon metal yüzeylerde çabuk soğur. Çünkü iyi bir ısı iletkeni olan metal, ısıyı silikondan hızla uzaklaştırır. Anahtarları yapıştırdığımıza göre, motorları açıp kapatmaya yarayacak olan anahtarın bağlantılarını yapabiliriz. Ama önce iki motoru birbirine bağlamamız lazım. Böylece devreyi tamamlama yolunda bir adım daha atmış olacağız. Elimdeki kablo aşağı yukarı olması gereken uzunlukta. 7-7,5 cm gibi bir uzunluğu var. Kablonun bir ucunun 2 cm kadarını sıyırıyoruz. Bu kadar büyük bir kısmını sıyırmamızın nedeni, bu kabloya daha sonra bir kablo daha bağlayacak olmamız. Diğer ucunsa sadece yarım santimetre kadarını sıyırmamız yeterli. Yarım santimetreden daha fazla oldu bu. 1 santimetre diyelim. Bu ucu da pirinç kontaktan geçirip kıvırıyoruz. Telin pirinç kontakla temas alanını mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışıyoruz. Çünkü elektrik akımında kesinti olmaması lazım. Çok da kolay bir şey değil tabii bu. Biraz uğraştırıyor. Ama sonunda istediğimiz gibi oluyor. Telin bir ucunu kontaktan geçirdikten sonra diğer uca geçiyoruz. Bu ucu da motorun pirinç kontağından geçiriyoruz. Telin fazlasını başka bir bağlantı yapmakta kullanacağız. Kontağın üzerine sarıyoruz. Telin pirinç kontakla mümkün olduğunca iyi temas etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Karga burunla tutup sıkmak bayağı işe yarıyor. Ama bu pirinç kontaklar çok ince ve küçük olduğu için kolaylıkla kırılabilir. O yüzden kabloyu kontağın etrafına dolarken çok dikkatli olmak lazım. Yaklaşık 5 cm uzunluğundaki sarı kablomuzu aldık, uçlarını sıyırıp kanca haline getirdik. Şimdi bu ucu anahtara sabitleyeceğiz. Robotu bu şekilde yapmak yerine lehim kullansaydık işimiz çok daha kolay olurdu. Çünkü lehim iletken bir yapıştırıcı gibi davranır. Oysa burada yapıştırıcı olarak kullandığımız sıcak silikon elektriği iletmiyor. O yüzden kablo bağlantılarının sağlam olması çok daha büyük önem taşıyor. Teli anahtarın kontağıyla sıkı sıkıya temas edecek şekilde kıvırmak biraz çaba gerektiriyor. Bakın, yerinden çıktı bile. Tekrar yerine takıyorum. Karga burunla iyice sıkıştırmayı deneyeceğim. Tele biraz daha yer açmak için kontağı hafif yukarı eğebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi sarı kablonun diğer ucunu az önce motora bağladığımız yeşil kablonun çıplak ucuna bağlıyoruz. Tıpkı ledleri veya negatif kabloları bağlarken yaptığımız gibi telleri birbiri üzerine kıvırıyoruz. Bağlantının sağlam olması için telleri birkaç kez bükmek gerek. İşte oldu. Sarı kablo anahtarın diğer kontaklarına değmemeli. Buna da çok dikkat etmek lazım. Yoksa robot sürekli açık kalır. Pilleri sökmeden kapatamayız. Motorları test ettiğimize göre artık kablo bağlantılarını sıcak silikonla kapatabiliriz. Her şeyin temas halinde olduğundan emin olmalıyız. Mavi kablonun bağlantısını da test ettik. Onu da silikonla kaplıyoruz. Bunu yaparak kabloları hem yerlerine sabitliyoruz hem de yalıtıyoruz. Şimdi, az önce sarı kabloyu bağladığımız anahtarın diğer bağlantısını yapacağız. Anahtar şöyle çalışıyor. Bu anahtarın aslında üçer bağlantısı var. Tek kutuplu, çift yönlü, sürgülü anahtarlar bunlar. Öndekilerse yine tek kutuplu, çift yönlü fakat mandallı anahtarlardı. Bizimse bu bağlantılardan sadece ikisine ihtiyacımız var. Üçünü birden kullanmayacağız. O yüzden
Ya bu taraftaki iki kontağı seçeceğiz ya da diğer taraftakini. Çünkü kontakların yan yana olması lazım. Yoksa anahtar çalışmaz. Bu kontağa ihtiyacımız yok. O halde kıvırıp devre dışı bırakabiliriz. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Bizim istediğimiz tek şey devreyi açıp kapatmak. İki devre arasında geçiş yapmak gibi bir amacımız yok. Evet, sarı kablonun geri kalanını alıyoruz. Yine yaklaşık 1 santimetrelik kısmını soyuyoruz. 1 ila 1,5 santimetrelik diyelim. Yalıtkanı sıyırıyoruz. İşte böyle. Sonra bu ucu kanca haline getireceğiz ve anahtarımızın açık kontağına bağlayacağız. Yani ortadaki terminale. Yani kameranın açısına göre soldaki anahtarın ortadaki kontağına iliştireceğiz. Kablomuzu kestik, sıyırdık, kanca haline getirdik. Şimdi de ortadaki kontağı sabitlemeye çalışıyoruz. Bunun için de yine karga burundan faydalanıyoruz. Bağlantıyı test etmek için kabloyu pillerle temas edecek şekilde uzattık. Duyuyorsunuz, motorlar çalışıyor. Artık çalıştığından emin olduğumuza göre bağlantıyı sıcak silikonla kapatabiliriz. Bu anahtar seri bağlantı ile paralel bağlantı arasında geçiş yapmaya yarıyor. Piller seri bağlandığında voltaj, paralel bağlandığında ise kapasite 2 katına çıkar. Yani paralel bağlantıya geçerek motorun biraz daha yavaş dönmesini sağlayabileceğiz. Silikon soğuyup beyazımsı bir renk aldığında kabloyu pile bağlayacağız. Evet, silikon soğudu. Şimdi pillerden birini pil yuvasından çıkartacağız. Burada kabloyu geçirebileceğimiz bir delik var. Pili çıkartıyoruz, kabloyu itip yukarı kıvırıyoruz. Buradaki küçük perçin, İyi bir elektrik bağlantısı kurmamıza olanak tanıyacak. Çünkü karşı taraftaki yay, pili bu tarafa doğru ittirecek. Böylece sağlam bir bağlantı elde edeceğiz. Pili geri taktığımıza göre çalışıp çalışmadığını test edebiliriz. Motorun miline bant yapıştırıyorum ki döndüğü anlaşılabilsin. Motoru mandallı anahtarlarla da çalıştırabiliyoruz, sürgülü anahtarlarla da. Sürgüyü açtığımızda motorlar sürekli olarak dönüyor. Bu durumda mandallı anahtara bastığımızda motor terse dönmeye başlıyor. Böylece spout geri vitese takmış oluyor.